yeniden 1500'lere doğru gidecek diye bir korkumuz vardı. Çok şükür o gerçekleşmedi ama 1300'den aşağıya da inmiyor. Dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasına bakarsak Türkiye 12-13.'lükteki yerini koruyor. Ve maalesef en çok hasta olan, günlük en çok hasta olan listesine baktığımızda gene 13. sıradaki yeri duruyor. Bizim artık bugünlerden sonra şimdi bir hareketlik daha oldu biliyorsunuz. Sınavlar yapıldı, bitti. Onun etkilerini de bu hafta içerisinde, bu hafta sonuna doğru göreceğiz. İnşallah bir artış olmadan atlatacağız. Ondan sonra Temmuz ayı içerisinde bizim bu 1 Haziran'dan önceki düşüş trendimizi 700'lere, 600'lere doğru bir inmeye doğru gideceğini umuyorum, istiyorum ve öyle olacak da göreceğiz inşallah. Evet. Hocam şimdi elimizde rakamlar var ki bağışıklık oranı işte Türkiye'de yüzde kaça varmıştır? Binde 8 diye bir rakam var. Siz doğrular Evet. mısınız? Türkiye Evet. genelindeki bağışıklık oranını ne söylersiniz bu konuda? Bu 150 bin kişide yapılacağı söylenmişti biliyorsunuz. İki tür testimiz var. Bunlar antikor testleri. Antikoru pozitif kişi demek, daha önceden hastalığı bir şekilde geçirmiş demek. Bu anlama geliyor ve bundan sonra bulaşmayacak, bulaştırmayacak, korunaklı, bağışık hale geliyor. Toplumsal bağışıklık, sürü bağışıklığı denen İngilizce karşılığında önemli bir şey. Çünkü bu hastalığın artık hallolduğu, bu ülkeden çıkıp gideceği rakamlarına bakıyor olmamız lazım. Ancak bu rakam %60'lara ulaşırsa bu salgının bittiğinden söz edebileceğiz. Ve bırakın bizim gibi tedbirleri sıkı uygulayıp kişilere bulaşmasını engelleyen ülkeleri, ki bu nedenle yani bu şu anda 0,8'i ben gördüm. 1,2 gibi bir rakam da var ama 0,8 yani binde %0,8 ya da %1,2 kabaca demek ki ortalamasını alsak 100 kişiden bir kişi ancak şu anda bağışık. Bizim gibi tedbir alan ülkeler demiştim. Tedbir almayanlar da İsveç örneğini hep konuştuk. İsveç ta başından beri sürü bağışıklığına bıraktığı işi ve yaşlılarını evde kalmaya davet etti. Hasta olanları tedavi ederim dedi. Ancak o ülkede bile 3 ayın sonunda %20'ler umuluyordu. Stockholm'de en kalabalık yerlerde ancak %7'ye, ki ülke genelde %3-3,5'lara ulaşabildi ancak. %60 rakamından o da çok uzaklardı. O nedenle sürü bağışıklığı olacak, bu hastalık bitecek. Umudumuz, isteğimiz bu ama bu maalesef yavaş gerçekleşen bir şey gibi gidiyor. O nedenle biz demek ki nüfusumuzun %99'u halen daha bu hastalığa duyarlı. O nedenle biz tedbirlere devam edelim ki en baştan konuştuğumuz birdenbire vaka sayıları çok artıp sağlık sistemimizi bloke etmesin. Korunaklı korunaklı. Çünkü ne kadar korunaklı gitsek belli sayıda hastalık meydana geliyor. 1300'lerde olduğu gibi. Amaç bunu azaltmak Evet. ve sağlık sistemimizi ani gelecek bir yükten korumak. Sayın hocam, şimdi İngiltere'de bir araştırma var ki merak ettiğimiz, bizim de konuştuğumuz arkadaşlar arasında acaba hangi meslekler en riskli grup? Bana göre o araştırmaya hiç bakmaya gerek yok. En çok riskli grup sizlersiniz hocam, sağlık çalışanları, doğru Orası mu? kesin. Orası Tamam. doğrudur. Çünkü buyurun. İsterseniz mesleklere bakalım, üzerine konuşalım. Yani doktorları, sağlık Tamam. çalışanlarını şöyle bir kenara koyduktan sonra en riskli grup hangileri? Yönetmenimden rica edeyim. İşte İngiltere'deki can kayıpları açısından bakıldığında güvenlik görevlileri, ki işte binalarda, tesislerde, alışveriş merkezlerindeki o güvenlik görevlileri her kapıdan girenle muhatap oldukları için erkekler arasında güvenlik görevlileri en riskli, can kaybının en yüksek olduğu meslekler arasında. Fabrika işçileri, ki kalabalık ortamda çalışıyor bu kardeşlerimiz, fabrika işçileri de yine öyle. Garsonlar, çalıştıkları mekan dar bir alan ve çok kişiyle gün içerisinde beraber oldukları için garsonlar da yine öyle. Taksi şoförleri ve bakıcılar da yine bu listede en riskli gruplar arasında. Peki erkekler arasında tablo böyle, kadınlar için tablo nasıl? Kuaförler ve berberler, ki kadınlar burada vakit geçiriyorlar, kuaförlerde, berberlerde. Hocamız da daha önce de vurgulamıştı ve birkaç kere de kuaförleri ziyaret edip kendisi de denetimde bulunmuştu. Hükümet çalışanları, bunu konuşacağız. Bakıcılar, satış elemanları ve hemşireler İngiltere'deki can kayıplarında meslek grupları arasında en fazla görülenler arasında. Serhat hocamıza bir kez daha dönelim. Hocam, bu anlamda nasıl bulursunuz meslekleri sıralamasını? Yani bu beklendiği gibi, çünkü bulaşma riski nedir? Bir, hastayla karşı karşıya gelme ihtimali olanlar tabii ki ayrıcalıklı. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, hastalara bakan kişiler. İki, kalabalık içerisine giren kişiler.
Bu baktığınız zaman da güvenlik kuvvetleri sürekli bir denetim içerisinde, halkla iç içe. Kuaförler, berberler çok yakın ilişki. Yani bulaşma riskinin yüksek olduğu mesleklerde bulaşma daha fazla meydana geliyor. Bunu da bir daha söyleyelim. Hasta olması muhtemel olan kişilerle karışanlar, kalabalık yerde çalışanlar ve kişilerle yakın teması olanlar. Bu saydığınız grupların hemen hepsi aşağı yukarı böyle. Bir orada fabrika işçileriyle hükümet çalışanlarına biraz belki açmakta gerek olabilir. Fabrika işçileri bu saydığımız risklerden kalabalık ortam. Ama işte bu çalışmalar ayarlanırken bu tedbirlerin alınması gerektiğini tekrar hatırlayalım. Tabii ne kadar müsaade edecekse, çok yakın bir arada bulunmaları gerekiyorsa o zaman maske takmak, birbirlerine dönerek, sırt dönerek çalışmak gibi. Yoksa kapalı yerde, kalabalıkta olduğu zaman risk artıyor. Hükümet çalışanlarını da gene aynı kategoride değerlendirmek lazım. Kapalı ortamda birden fazla kişinin aynı yerde bulunması nedeniyle. Ama buradan işte evden çalışma kuralları getirilmişti. Belki evden çalışması mümkün olan meslek gruplarında buna devam etmekte belki bir miktar daha fayda olabilir. Hocam bir de bizden bir bilgi var. Bizde peki en fazla Türkiye'de kimlerde görülüyor şeklinde. Hastanelerden gelen bilgiler var ki hep aynı soy isimdekilerin gruplar halinde hasta olduğunu görüyoruz. Bunda yani bunun sebebi nedir? Bu da çok açık. Çok iyi bir konuya dikkat çektiniz. Buradan önemli mesajlar var. Başlangıçta tüm popülasyonda, toplumda yaygın şekildeydi. Şimdi daha azaldıkça aile kümeleri gelmeye başladı. Aileler nerede bir araya geliyor? Aynı evin içerisinde tedbirsiz davranmak. İki, gene akrabalar, aileler özel günler, işte nişandı, kutlamaydı ya da Allah korusun kayıp olduğu zaman taziye ziyaretleriydi. Böyle yerlerde aile kümelerini görmeye başladık. Bizim hastanede de böyle. Mesela bir kişi geliyor, aynı soyattan sonra annesi babası geliyor, sonra karısı çocukları geliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bulaşma alanlarını da böylece saymış olduk. Evet. Tedbirsiz olarak bir arada bulunan alanlar. Bu ev içi bulaş da bunda çok önemli. Yani dışarıya gidip gelen ve kalabalık yerlerde bulunan bireyler varsa aile içinde tedbirlere devam etmek, çok sıkı davranmak gün gibi ortada. Hocam biz sorularımız arasında yoktu ama yayın öncesinde arkadaşlarla konuştuğumuzda acaba bu virüse hepimiz yakalanacaksak yaz aylarında yakalanmak daha mı iyidir şeklinde bir tevatürde aramızda kendimizle konuşuyoruz. Yok. Tabii ki bunun bilimsel bir açıklaması yok ama siz nasıl değerlendirirsiniz bizim böyle kendi aramızda konuşuyoruz? Yani yaza denk geldi. Yazla beraber hastalığın, bunu da geçen sefer de belkilerle söylemiştim, böyle gözlem var. Şiddetinin azalması ve ölüm oranının azalması gibi bir gözlem var. Ama bu virüsün yavaş yavaş zayıflaması ile ilgili bir şey. Yaz aylarında başladı. Daha ileride daha belirgin hale gelebilir bu. O nedenle bir an önce hasta olayım atlatayım gibi bir şey herhalde yanlış olur. Yaz-kış hastalığın şiddetinde de bir fark olacağını zannetmem. Bizim amacımız, hepimizin amacı olması lazım, bulaşmasına mani olmak. İlla hepimiz hasta olacaksak, ki inşallah böyle olmaz çünkü bağışık hale gelmenin, aşıyla bağışık hale gelmek gibi de bir umut var ileride. Evet. Hasta olmadan aşılanarak bağışık hale gelmek. İlla hasta olacağız, bağışık hale geleceksek onu mümkün olduğu kadar ilerilere atmak lazım. Onun için de tedbirlere devam, korunmaya devam. Evet, peki hocam bir konuda yine sorularımız arasında yer alan tedavi süresinin içerisinde kan zehirlenmesi yaşayanlar var. Bilmiyorum siz şahit oldunuz mu? Bunun sebebi nedir? Sepsisten söz ediyoruz. Sepsis devam eden infeksiyon hastalıklarının kan bulgularının da ortaya çıkması. Bu virüsün kendisi ağır septik bir tabloya yol açıyor hakikaten ama bu gerçek anlamda sepsis demek ne kadar doğru bilmiyorum. Sepsisin sonuçlarını görüyoruz. Çünkü sepsis dediğimiz sadece virüsün ya da bakterinin ya da mikrobun yaptığı hasar değil. Buna vücudun verdiği cevap da bu işin içerisindedir. Bunda da, bu virüste de maalesef böyle oluyor. Virüse karşı aşırı bir cevap meydana geliyor ve hastalığın çok önemli semptomlarından bu kısmı sorumlu. Septik bir tabloya yol açıyor ve maalesef öyle olduğu zaman da ölümcül olma olasılığı artıyor. Sepsis de gene sadece virüsün kendisinde olan tablo değil, bu virüs nedeniyle akciğeri hasar görmüş ve yoğun bakımda yatmakta olan hastalarda maalesef bunun üzerine
hastanede bulunan başka bakteriyel enfeksiyonlar, başka mikropların üzerine binmesiyle ileri bir septik tabloda meydana gelebilir. Evet. Bu konuda doktorlarımız gayet yetkin. Hem ilk virüste olan tabloyu engellemek için etkin tedavilerimiz var, onları kullanıyoruz. Hem de yeniler meydana gelmesin diye her türlü tedbir alınıyor.